Libya'dan İtalya'nın Lampedusa adasına ulaşmaya çalışan bir tekne battı. Kurtulanlardan biri teknede 700 kaçak olduğunu söylüyor. Bir diğerine göre ise sayı 950. Akdeniz, tarihinin en büyük tekne faciasıyla karşı karşıya olabilir. İtalyan donanması ve sahil güvenliği öncülüğündeki arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Ancak her geçen dakika umut azalıyor. Teknenin ambarında kilitli en az 300 kaçak olduğu da iddialar arasında. Görgü tanıklarının ifadesine göre tekne bir yük gemisi yardım için yanaştığı sırada alabora oldu. Yük gemisini gören kaçaklar aynı tarafa yöneldi. Dengesi bozulan tekne suya gömüldü. Facia Avrupa Birliği üzerindeki baskıyı artırdı. Kaçakların kurtarılması için oluşturulan Mare Nostrum programı masraflı olduğu gerekçesiyle geçen yıl sona erdirilmişti. Birlik şimdi daha dar bir alanda daha az gemiyle Trion programını uyguluyor ve bu nedenle eleştiriliyor. Facia Avrupalı liderlerin de gündeminde. Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz, sorumluluktan kaçan ülkelerin sayısı bir utanç ve başarısızlığın da itirafıdır dedi. İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, kelimeler yetersiz derken, İtalya Başbakanı Matteo Renzi sorun olarak Libya'yı işaret etti. Renzi, İtalya'ya giden kaçak göçmenlerin %90'ının siyasi kriz içindeki Libya'dan yola çıktığına dikkat çekti. Geçen yıl 218 bin göçmen Akdeniz'den Avrupa'ya ulaşmış, 3500'ü de yaşamını yitirmişti.